Değerli öğrenciler, Güç Elektroniği 2 dersi ara sınavının çözümlerini paylaşmaya devam ediyorum. Üçüncü sorumuzda bir tetikleme devresi vardı. Bu devrede bir zener diyot, bir kondansatör, bir diyak elemanı var ki bu üç eleman bir de bu elemanlara potansiyometreyi eklediğimizde tetikleme devresini oluşturuyordu. Derslerde buna benzer bir örnek çözmüştük. Dersteki örnekte tetikleme açısını vermiştim ve potansiyometrenin değerini sormuştum. Burada ise potansiyometre değeri verildi ve tetikleme açısının hesaplanması gerekiyordu. Potansiyometremiz 0.47K, zener diyot gerilimi belli, diyak devrilme gerilimi 36 volt, yük direnci ve tristörün eşik tetikleme gerilimi 1.5 volt şeklinde veriliyor. Bizim zener diyotlu devremiz için yazmış olduğumuz bir bağıntı vardı. Kondansatör gerilimi eşittir diyak gerilimi artı VGT gerilimi. VGT gerilimi tristöre ait bir parametreydi. Sabit bir parametre diyebiliriz. Diyak gerilimini zaten soruda veriyoruz. Diyak gerilimi de diyağa özgü bir gerilimdir arkadaşlar. Ve bu ifadenin zener gerilimi çarpı 1 eksi E üzeri eksi T bölü RC'ye eşit olması lazım demiştik. Bu bağıntıyı biliyoruz. Şimdi bu bağıntıda zener gerilimi yerine 91 volt, potansiyometre yerine arkadaşlar, potansiyometre yerine 470 ohm 0.47K eşittir 470 ohm'dur ve kondansatör yerine arkadaşlar 10 mikrofarad 10 çarpı 10 üzeri eksi 6 yazdık. Diyak gerilimi belli, VGT belli, 36 artı 1.5. Bu eşitliği çözmemiz gerekiyor. Bunun için şurası 37.5, bunu biliyoruz. Burası işte 91 var. 91 36 artı 1.5'in altına gelecek, payda olacak. Ve dolayısıyla burada işlemi çözdüğünüzde E üzeri eksi T bölü 470 çarpı 10 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. Eksi 0.558 diyelim. Buradan eşitliğin her iki tarafında elene tabi tuttuğumuzda elen 0.5879 eşittir. Zamana bağlı bir, sadece T'yi bilmiyorum burada ben. T'nin bilinmediği bir denklem var. Burada arkadaşlar T'yi 2.5 milisaniye buluyorum. Evet. Her ne kadar soruda bunu vermesek de örneğimizde de bu şekilde çözmüştük. Şurada Vm sinüs omega t için frekans 50 Hz'dir. 50 Hz'dir arkadaşlar. 50 Hz'in frekans 50 Hz ise bir periyot 20 milisaniyedir ve bir periyot 360 derecedir. Bir periyot 2 pi'ye karşılık gelir. Bunları hep ifade ettik ve 20 milisaniye 360 derece ise benim için 2.5 milisaniyeyi hesaplamak kolay. Buradan ben oran orantı yaptığımda alfa tetikleme açısını 48 derece olarak bulmam gerekirdi.